Günaydınlar, merhabalar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli izleyicileri. Çocuğa dair her şeyde yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün ele alacağımız başlığımız çocuklarda reflü sorununda, reflü hastalığında cerrahinin yeri. Yani annelerin geçmeyen çocuğumun bu reflü probleminden dolayı ameliyat olması gerekiyor mu? Ya olacaksa bu nasıl bir ameliyattır? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Evet, stüdyo konuğumuz çocuklarla ilgilenen bir disiplinin cerrahi alanında çalışan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı'nın yeni söylemle doktor öğretim üyesi, eski söylemle yardımcı doçent doktor Zafer Dökümcü. Zafer, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Yeni ünvanın ilk defa söz ediyorum. Doktor öğrenmesi öğretim biraz zor olacak. Evet, yıllarca yardımcı doçent sözcüğüne alıştıktan sonra. Evet, bugün çocuklarda reflü hastalığı ve senin çocuk cerrah kimliğin üzerinden de bunun cerrahi yönü var mıdır? Bunları konuşacağız. Ama öncelikle reflü problemini halkımız nasıl anlıyor, ne düşünüyor? Bunun için sokak röportajlarımız var. Üniversite kampüsünde yapılan. Hı hı. Önce onu izleyelim, sonra konuşmamıza devam edelim. Harika. Reflü deyince ne düşünüyorsunuz? Mide rahatsızlıkları geliyor aklıma. Evet, başka bir şey gelmiyor. Mide rahatsızlığı olduğunu biliyorum. Mide kapağıyla ilgili bir rahatsızlık. Reflü deyince 12 kalın bağırsakta midedeki asitle, vücuttaki asidin kapakçığının açık kalmasından boğaza gelen yakıcı bir sıvı, acı bir sıvı. Bildiğim kadarıyla reflü bir mide hastalığı, mide öz suyunun yemek borusuna çıkışıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz rahatsızlık verici bir hastalık bildiğim kadarıyla. Yiyeceklerin geri kaçması. Ondan sonra ne hatırlattı, anımsatıyor? Balgamın geri dönüşmesi, tek boğazdan tekrar mideden tekrar ciğerlere dönmesi. Çocuklarda reflü sözcüğü size ne anımsatıyor? Yani çocuklarda böyle kusma oluyor reflü olduğu zaman. Yediğini hemen çıkartıyor. Yani bu kadar biliyorum. Vallahi çocuklarda reflü olduğundan haberim yoktu. Çocuklarda reflü midede bir problem olduğunu anımsatıyor. Çünkü büyüklerde de oluyor bu problemler. Evet, halkımızın kafası evet, biraz karışık gibi. Biraz... Gerçeklerden farklı değil mi? Kalın bağırsaktan 12 parmak bağırsağına kadar mide, genelde mide hastalığı olarak biliniyor. Evet, hem tıp disiplininde hem de cerrah olarak çalışan bir kişi olarak sana göre reflü nasıl bir hastalıktır? Şimdi reflü deyince mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını anlıyoruz. Buna benzer... İlk görüntüleri alabiliriz arkadaşlar. Çok güzel görüntülerimiz var. Buna evet, benzer bir regürjitasyon diye bir deyim de var. Bu da yine mide içeriği yemek borusunda kaçtıktan sonra ağız içine kadar geliyor. Kusma bunun bir adım daha ilerisi, ağız dışından da dışarı çıkması. Bu reflü en sık verdiği semptom bu mide içeriğinin ağza veyahut ağzın dışına kaçması olabilir. Resimlerde görebiliyoruz. Şimdi normal anatomiyle bir başlayalım. Evet, burada bir sol tarafta bir çocukta normal anatomiyi görüyoruz. Yemek borusundan mideye geçiş, bu klasik sürahiye benzetilen mide ve mide çıkışından sonra da 12 parmak bağırsağıyla devam eden gastrointestinal sistem. Burada biraz tabii bir beyefendinin kafada biraz karışmış. Reflü dediğimiz zaman mide ve yemek borusuyla ilişkili olan tam o geçiş bölgesi esas ana konumuz. Sağ taraftaki fotoğrafta yemek borusuyla midenin birleşim noktasını görebiliriz. Evet, esas burada sorun. Yani mide evet, hastalığı değil bu aslında. Evet, yemek aslında mide normal yapması gerekeni yapıyor, ama... esas yapması gerekeni yapmayan ya da biraz tembellik eden diyebiliriz. Yemek borusundan mideye geçişte bir check valve gibi davranması gereken, biz kolay olsun diye bazen kolaya kaçıyoruz, kapak diyoruz ama gerçekte de aslında bir kapak olmayan. Kapak yok orada. Evet, bir yüksek basınç bölgesinin işlev bozukluğuna bağlı mide içeriğinin. Orada kaslar çok kuvvetli, mide ile yemek borusu arasında kazı. Özetle bir büzük var diyebiliriz yani. Değil evet, mi? Büzük değil. buna bağlı mide içeriğinin, dolayısıyla mide asitinin yemek borusuna
eğer daha yüksek derecelerdeyse de ağız içine, hatta ve hatta oradan nefes borusuna, akciğerlere veyahut ağız dışına kusma şeklinde çıkması olayını anlıyoruz. Reflü aslında çok sık. Erişkinler tabii kendilerine hemen mide yanması, göğüs ağrısı, hazımsızlık gibi birbirine de benzeyen şikayetlerle buna çok aşikar. %20'ye kadar erişkinlerde oranlar var reflü ile ilgili. Ciddi bir problem. Ama mesela çocuklarda da bunun bir sık görülen bir durum olduğu da çok bilinmiyor. Bebeklerde. Çünkü evet, hele bebeklerde. Bebeklerde çok daha fazla çocuklara göre. Çocuklarda da %10'lara kadar görülüyor reflü. Tabii bütün doğan çocukları tetkik yapıp film çekip acaba reflü var mı diye bakmak çok etik ve gerekli olmadığı gerekli için değil, gerçek evet. Oranları bilmemiz biraz zor ama genelde bu oranlar biliyorsunuz hep Amerika'dan verilir. Amerika'da yani %5 ile %10 arasında değişen oranlarda reflü ve bununla ilişkili de reflü hastalığı ile ilgili oranlar var. Ben daireci gözüyle bebekler doğdukları zaman çok kusuyorlar. Neden? Bu işte mide ile yemek borusu arasındaki işleyiş iyi değil. Mide kapasitesi düşük. Yemek borusu esneyemiyor. Kısa bir sürü nedeni var. Dolayısıyla doğan çocukların ilk ayda dahiliyeci olarak %70'inin kusabileceğini biliyorum ben. Bu ikinci, üçüncü aya doğru %50'ye iniyor. Genelde 1-1,5 yaş civarında da %5-10'larda kalıyor. Ama çocuklar evden çıkıp kreş, toplu alanlar, giderek okul filan derken başka insanlarla, başka gıdalarla temas ettikten sonra bizim problemimiz hastalık boyutunda başlıyor artık. Ve hani literatürdeki oran %20-25 insanlarda her yaşta gözükür gibi söyleniyor. Ama bana göre bu hazır gıda ve günümüzün global mutfağıyla bu oran belki çocuklarda %30'ların bile 3 çocuktan en az birinin bile hasta olabileceğini düşünüyorum ben daireci gözüyle. Çok haklısınız. Şimdi tabii reflü illa bir soruna yol açacak anlamına gelmiyor. Evet, ama bahsettiğiniz çevre koşulları, coğrafi değişiklikler, yaş grupları, cinsiyet, altta yatan hastalıkların eşlik edip etmemesi, bütün bunlar reflü oranlarını ve ihtimalini arttırıyor. Maalesef de günümüzde yaşadığımız bu beslenme çevresinde maalesef bunu arttırıcı etkiye sahip. Obezite keza özel hasta gruplarından bir onlarda tanesi. Onlarda da reflü daha fazla gözüküyor. Evet. Evet, işin cerrahi yönüne başlamadan yine bir çok kısa bir sokak röportajımız var. Acaba vatandaşlarımız reflü ve cerrahiyi bir arada düşünüyorlar mı? Bunun sorularını görelim bir önce. Evet, o röportajları alabiliriz. Çocukların reflüden dolayı ameliyat olduğunu duydunuz mu? Duymadım. Duymadım. Hayır, duymadım. Yani çocuklarda hiç olduğunu şimdiye kadar kimseden duymadım. Hayır, duymadım. Hiç duymamıştım daha önce ama olabilir yani. Hayır, duymadım. Daha önce hiç reflüye sahip bir çocukla da karşılaşmadım çevremde. Böyle bir ameliyat da ilk defa duyuyorum buradan. Duymadım. Onu bilmiyorum ama kızlarım küçükken yaşadım ben o sorunu. Sintigrafi falan çekilmişti. Reflü olduğu için iyileşemiyorlardı, sürekli hastalardı. Ama şimdi bir sıkıntımız yok. Ama ameliyatını bilmiyorum. Evet, yani reflüden bir ameliyat yok gibi gözüküyor. Hocam siz de duymadım demeyeceksiniz umuyorum. Bir pediatrik gastroenterolog olarak. Yan dal eğitimimi sanırım ikinci veya üçüncü yılında ilk hastamı çocuk cerrahisine reflü operasyonu için göndermiştim. Manisalı bir eczacı hanımın kızıydı hatta. Yıllardır da görüşmeye devam ederiz. Ben bu konuda üstümü ispat ettim, söz senin. Latife ettiğimi biliyorsunuz. Şimdi ameliyata geçmeden önce bir yemek borusuyla mide arasındaki bazı mekanizmaların bu normalde bebeklikte çok sık olup yaşla beraber düzelen reflünün doğal koruyucu mekanizmalarından bahsetmek isterim ki çünkü biz ameliyatta biraz bunları taklit etmeye çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi biraz önce bahsettiğimiz yemek borusunun altındaki yüksek basınçlı büzük diye biraz önce tabir ettiğimiz kısım. Normalde yutma sırasında burası 5 ile 30 saniye arasında değişen zamanlarda gevşiyor ve lokmanın yemek borusu tarafından mideye itilmesine izin veriyor. Ama reflüsü olan çocuklarda
gün içindeki bu gevşemenin hem sayısı hem de süresi artıyor ve buna bağlı olarak da mide sık sık gevşiyor. Evet ve mide asiti ve mide içeriğinin yukarıya kaçma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu en önemli mekanizmalardan biri ama tek değil. Anatomik olarak yemek borusunun diyafram dediğimiz solunum kasını geçtikten sonra karın içinde devam eden kısmının kısa olması reflüye bir neden, önemli bir neden. Keza midenin o biraz önce çaydanlık diye benzetme yaptığımız yemek borusundan sonraki o gazla dolan şişman kısmı ile yemek borusu arasındaki açının düzleşmesi bu reflü için yine klasik bir neden. Yemek borusunun çalışması ve lokmaları ilerletmesi sırasındaki hareketi, bunun normal olması önemli bir bariyer ve ayrıca işte ağızdan yutulan tükürük asitleri nötralize etmesiyle ve birkaç işte diyaframın ve mukoza dediğimiz içerideki döşeyici zarın anatomik özellikleri bunlar için önemli bariyer reflü için. Biz cerrahide ne yapıyoruz? Biz cerrahide 3 önemli bu fonksiyonel ve anatomik bariyeri taklit etmeye çalışıyoruz. Öncelikle yaptığımız karın içindeki yemek borusu kısmının uzatılması. O zaman cerrahi görüntüleri arkadaşlar. Çok iyi olur. 4 tane görüntümüz vardı. Onları alalım öncelikle. Evet, evet Zafer. Bu tabii en son. Bu en sondaki kısım. Görüntümüz. İlk baştan alalım. 11 veya 12 olabilir. Bu ameliyatın bitmiş olduğu şekil. Evet. Evet şimdi. Yani laparoskopik burada. Evet tabii artık çok yani çok laparoskopi bu. Bizim elimiz ayağımız haline geldi. Ama sizler çok becerikli cerrahlarsınız. Hiç insanların bütünlüğünü bozmadan çok konforlu bir şekilde küçücük bebeklerde bunu yapmak zor. Şimdi 90'larda oldukça yaygınlık kazanmaya başladı. 2000'li yıllardan itibaren de bizim ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılıyor. Biz de merkez olarak ilk bu işe başlayan olmasak bile ileri düzey laparoskopi ve torakoskopi konularında artık öncü sayılabiliriz. Çok kendimize haksızlık etmek istemem doğrusu. Evet. Ama bu ameliyatla ilgili vermemiz gereken resmi, evet şu arkada gördüğümüz fotoğrafta diyafram kasından çıkmış yemek borusunun daha sonra mide ile birleşme bölgesini görebiliyoruz. O üzerinde sarı çizgiler yemek borusunun üzerindeki sinirler, önemli vagus dediğimiz önemli bir sinir. Burada yemek borusunu uzattıktan sonra karna doğru, yemek borusunun arkasında geçilmiş olan dikişten de anlayabileceğiniz gibi o geçiş deliğini daraltıyoruz. Bu da önemli bir mekanizma. Yemek borusunun etrafındaki diyaframı hafif sıkılaştırıyorsunuz. Bundan sonra da yemek borusunun arkasından midenin o şiş olan kısmını, midenin kendi dokusunu çevirerek bir bilezik gibi yemek borusunu sararak orada midenin şiştiğinde bir basınç artışı yaratacak bir kelepçe yapmış oluyoruz. Mide yiyecekle dolduğu zaman o kelepçede şiştiği için içindeki yemek borusunu sıkarak böylece bir sahte kapak mekanizması oluşmuş yani oluyor. Yani yemek borusunun mideyi alıyorsunuz, farklı bir doku, yabancı bir cisim, hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Evet. Mide dokusunu yemek borusunun etrafına katlıyorsunuz. Evet. Ve o yüksek basınç alanını daha da bu şekilde güçlendirmiş oluyorsunuz. Evet. Aslında bir parça anatomiyi bozmuş oluyoruz değil mi? Burada midenin şekli biraz bozulmuş olabiliyor. Evet. Ama hani yemek borusu ve yemek borusu ile midenin birleşim noktası açısından baktığımızda işte bu anatomiyi birazcık o açıdan düzeltmiş oluyoruz. Evet. Peki bu ameliyatlar kaç saat sürüyor laparoskopik olarak? Ne kadar anestezi alır çocuklar? Anestezi açısından baktığımız zaman genelde en hızlı bildirilmiş ameliyat yarım saattir. Genelde de ortalama 1-1,5 saat civarında bir süredir. Yani büyük çok uzun. Olsa, küçük evet, olsa, evet. Yani şimdi artık çok dediğim gibi elimiz ayağımız ve yani yaptığımız ameliyatların %70-80'i zaten kapalı ameliyatlar olduğu için çocuk cerrahisi pratiğinde bu artık hani rutin yapılan altın standart bir ameliyat haline geldi günümüzde. Peki çocuk cerrahına biz reflü hastasını ne zaman gönderelim?
hani daireci olarak biz diyetini ayarlıyoruz, çeşitli ilaçlar veriyoruz, yaşamını yeniden planlıyoruz aileyle bütün bir arada. Bir yerde tedaviye cevapsız kaldığımız noktalar oluyor. Sence cerrahiye verilecek reflü hastaları hangi grup hastalardır? Tabii ben cerrahi açıdan baktığım zaman 3 önemli hasta var. Düşünmeksizin bunu kararlaştırdı. Hemen ameliyat yapmamız gerekiyor dediğim. Evet, yani onun medikal tedavinin başarılı olma şansının düşük olduğu veya riskli olduğu hastalar diyelim. Bunlardan ilki hiatus hernisi dediğimiz, biraz önce yemek borusunun delerek geçtiği o diyafram dediğimiz solunum kasının o geçiş deliğinin aşırı genişliğine bağlı midenin göğüse doğru fıtıklaşması durumu. Mide fıtığı dediğimiz durum. Mide fıtığı. Mide göğüse doğru yer değiştirdiği için ve bu biraz önce bahsettiğimiz reflü koruyucu mekanizmalarının hiçbirisinin çalışma ihtimali olmadığı için bu çocuklarda reflü ve reflü hastalığı oranı çok yüksek ve maalesef bunlar medikal olarak da tedavi edilemiyor. Ancak belki biraz bulguları bastırılabilir ama altta yatan sorun anatomik bir bozukluk olduğu için bunun cerrahi olarak anatominin normal hale getirilmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki medikal tedaviyle yanıt alınamamış, yaşı 1-2 yaştan artık büyümüş, yani fizyolojik reflü dediğimiz, evet, kendiliğinden geçmesini beklediğimiz sürenin ötesinde devam eden, ilaç tedavisiyle baskılanamayan, en sık gördüğümüz... Bu süre nedir mesela baskılanamayan? Mesela ben bir reflü hastası geldiği zaman, hele hele son yılların moda reflüsü, safra reflüsü, berbat bir şey. İnsanlara acillik bile yapabiliyor çocukları. Bunların en az bir 2 yıla kadar, en az 6 ay tedavi süresi de 2 yıla kadar bile uzayacağını düşünüyorum bunları. Çünkü insanların, dahili açıdan bakıyorum ben, ilacını düzgün kullanması, önerdiğimiz diyetsel koşullara uyması, bir de okul denilen bir faktör var, okul yemekleri var, yani o kadar zor koşulu bir araya getiriyoruz ki burada yanlış mı düşünüyorum, benim bu fikrime ne dersin? Şimdi maalesef siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Konsensus yok bu konuda. Evet. Buraya gelmeden önce dersimi çalıştım. Önce pediatrik gastroenterologların guideline'ına baktım, geçen sene yayınlanan. Şimdi guideline'da pek çok şey çalışılmış, bakılmış. Ama yani sonuçların hiçbirinde yeterli kanıt yok, yeterli kanıt yok, yeterli kanıt yok. Henüz elimizde bilimsel olarak yeterli kanıt yok. O yüzden de kesin bir yargı yok. Burada biraz beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınızın uyumuyla ilgili bir çok durum önemli var. Ki biz hani köklü ve eskiden beri beraber birbirimizi çok iyi tanıyan iki ekip arkadaşı olarak diyelim, ekol anlamında söylüyorum. Hem çocuk cerrahi hem de çocuk dahiliye gastroenteroloji olarak. Bu konuda medikal tedavide tabii ki öncelikli olarak bu ilaç tedavisinin bir cevabının alınması gerekiyor. Guideline'a baktığınızda bu süre 2 ay ama 6 ay dediğiniz gibi 2 yıl olabilir. Ben buraya gelirken size sormak istediğim soru da oydu. Ne kadar ilaç tedavisi vermek istersiniz? Bu çocuk büyüyüp erişkin çağa gelene kadar ilaç kullanmalı mı? Veyahut 2 yıldan sonra hala devam ediyorsa cerrahi düşünülmeli mi? Bu şimdi tabii tek kişinin karar verebileceği bir şey de değil aslında. Kesinlikle aile var, siz varsınız, biz varız. Yani hep beraber karar vereceğiz. Evet, işin tabii daha psikolojik şeyi var. Daha büyük çocuklar için psikiyatrik kısmı da olan bir durum. Bir de altta yatan hastalıklarla ilişkilendirmek lazım. Ama bizim biraz önce söylediğim mide fıtığı dışında mutlaka ve mutlaka tedavi edelim dediğimiz bir önemli hasta grubu da özellikle bebeklik yaş döneminde ölüm tehlikesi geçiren çocuklar. Bu İngilizce ALTE diye kısaltılan ani hayatı tehdit edici durumların bir kısmının ani çocuk ölümü. Önemli bir kısmının, belki üçte birinin altında reflünün olduğu biliniyor. Evet. Ve mide içeriğinin aniden yemek borusu aracılığıyla akciğere dolması nedeniyle bir anlamda boğularak kaybedilen bu bebeklerin, böyle bir benzer hikayesi olan bebeklere hani biraz büyüsün, büyüdükçe geçer diye beklemek, yaklaşmak mümkün olmadığı için bunları da daha hızlı, gerekirse bir yaş altında ameliyat edebiliyoruz.
Üçüncü en önemli ve en sık gördüğümüz hasta grubu da biraz önce konuştuğumuz ilaç tedavisine yetersiz olduğunu düşünen. Burada tabii yeterli, yetersiz de değil. Arada dereceleri de var bunların. Bazıları bir kısım belirtisinden kurtuluyor, bir kısım belirtisi devam edebiliyor. Burada tabii tamamen söz dahiliyecilerde. Dahiliyeci gidişatı daha hakim olduğu için bu konu daha daha net davranabilir. Ama eğer yemek borusunda artık bazı değişiklikler başladıysa veyahut kronik akciğer hastalığı gibi sürekli tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, geçmeyen astımlar, yemek borusunda bir takım değişiklikler başladıysa zaten otomatikman endoskopik olarak bunları ortaya koyuyoruz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bornova'da çalışan bir diş hekiminin çocuğu reflü. Başladık tedaviye. İşte diyetsel hatalar oldu. Onları düzelttik. 7-8 yaşlarında bir çocuktu. Anne en sonunda geldi. Dedi ki lütfen biz artık ilaç kullanmaktan sıkıldık. Lütfen bizi cerrahiye gönderin. Mesela laparoskopik olarak ilk benim cerrahiye gönderdiğim hastalarımdan birisiydi. Cerrahiye karar verirken çocuk büyüyen bir organizma olduğu için acaba süreç içerisinde organlar giderek hani olgunlaşır. Çocuk bu reflü problemiyle baş edebilir hale gelir mi diye kaçınılmaz düşünüyoruz. Aile de bunu düşünüyor ama aile gece gündüz çocukla yaşayıp da bunu lütfen ameliyat edin dediği zaman orada bizim yapacağımız bir şey kalmıyor. Doğru, tabii önemli bir parça, o da ekibin bir parçası aile sonuçta. Sadece şunu da ekleyebiliriz. Bebeklik döneminde normalken yavaş yavaş gerileyen reflüsü olduğunu bildiğimiz çocukların önemli bir kısmı daha büyük çocuğu 7-8-9 yaşlarında reflü semptomları gerilemiş olsa bile reflülerinin devam ettiği ortaya konmuş. Yani bunlar nispeten diğer normal popülasyona göre daha kolay, belki de erişkin yaşlarında reflü şikayetleriyle tekrar başvurabilecek hastalar. Bunların belki de kaderlerinde var. Öyle de diyebiliriz yani bir şey olarak, genetikli olarak. Sadece burada herhalde buradaki eve giderken alınacak mesajlardan en önemlisi, başlığımızdan da belli. Cerrahi hani çok korkulacak bir seçenek değil. Tabii ki ilk seçenek değil belli hastalar dışında. Ama bu da artık hele hele ilk başlarda bu işin, onu da söyleyeyim belki adını da anmak lazım. Rudolf Nissen'dir biraz önce bahsettiğimiz ameliyatın Einstein'ın doktorudur vesaire çok. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde çalışmışlığı vardır. Türkiye'de çalışmışlığı, yayınları vardır. Hatta bu İstanbul'da çalıştığı zamanda bu işi ortaya çıkardığı söylenir. Bu Hitler faşizminden kaçıp evet, 30'larda hekimlerden ve Türk tıbbına da çok büyük hizmetler olmuştur o hekimlerin. Bu ameliyatın ilk zamanlarda tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi erişkinlerde bile tekrarlama veya bazı komplikasyonlar, biraz sonra onlardan da bahsederiz, oranları var. Ama giderek özellikle bu minimal invaziv yöntemler dediğimiz kapalı ameliyatlar, hastane sürelerinin giderek kısalması, besleme sürelerinin daha hızlı artması, yapılan cerrahinin ve anestezinin de bu arada tabii gelişmesi artık yani eskisi gibi değil. Ve dediğim gibi yani 1-1,5 saatlik ameliyatlardan bahsediyoruz. Kaç günde çıkarıyorsunuz ameliyat ettikten sonra hastalığı? Dikişlerin yerleşip sağlamlaşmasından emin olduğumuz 1-2 günlük bir süre var. Beslemeye hemen başlamadığımız. Ondan sonra beslemeye başladıktan sonra eğer hiçbir sorun yoksa 1-2 gün içinde taburcu oluyor aslında. Yani en fazla 5 gün yatabilir. Diyebiliriz. En fazla. Evet, evet. Bu da beslenme ayarlanması. Evet, yani o emin, her şeyin yolunda olduğundan emin oluyoruz. Belki daha bile liberal davranılabilir. Daha hani biz biraz evet, yoğurdu da üflemeyi severiz bazen. Peki bebekler ve çocuklar beslenme şekilleri, işte anatomik yetersizlikleri dolayısıyla reflüye yatkınlar diyelim. Bir de bazı hastalık grupları var, özel hastalık grupları var. Reflü açısından riskli ve sizin de ameliyat etmek zorunda kaldığınız bu hastalıklar için ne dersin? Bu hastalıklardan en önemlisi yine çocuk cerrahisi pratiğinin indeks böyle belli başlı hastalardan bir tanesi yemek borusunun doğuştan olmaması, kapalı olması veyahut başka yerlere bağlanıyor olması, en sık da nefes borusu tabii. Bu hastalar doğuştan yemek borusu anormalliğine sahip olduğu için yine başta bahsettiğimiz koruyucu mekanizmaları bozulmuş olduğundan dolayı yemek borularının bütünlüğü sağlansa bile
üst ve alt kısmı birbirine dikilse bile ciddi miktarda %50'ler civarında reflü ihtimalleri oluyor. Ve biz bu şekilde tedavi ettiğimiz bütün hastalarımıza zaten reflü tedavisi hiç tetkik etmeden başlıyoruz. Bunun dışında yine çocuk cerrahisinin yeni doğan döneminde zorlu hastalardan diyafram hernileri. Yani doğuştan diyaframın gelişmemesine bağlı bağırsak içeriği veyahut midenin fıtıklaşma olduğu delik olan hastalar. Keza yine aynı şekilde. Bunun dışında en büyük hasta grubumuzu, ameliyat hasta grubumuzu nörolojik hastalar oluşturuyor. Nörolojik hastalar derken bu doğum sırasında oksijensiz kalma nedeniyle spastik ya da beyin felci denilen hastalar olabilir. Veyahut daha sonra gelişen nörolojik durumlara bağlı olarak menenjit sekeli olabilir. Yemek borusunun ve midenin doğal olarak bütün vücut etkileniyor bu nörolojik durumdan. Çalışma bozukluğuna bağlı bu hastalarda %30'lara kadar reflü ihtimali yükseliyor. Bir diğer hasta grubu kistik fibrozis dediğimiz doğuştan yine genetik bir yatkınlıkla akciğer sorunlarının, gastrointestinal sorunların ön planda olduğu belli bir hasta grubu. Bu hastalarda hem akciğerler zaten altta yatan genetik hastalığa bağlı olarak kötüleşiyor. Reflü bunu arttırıcı ve yaşam süresini kısaltırıcı ve yaşam kalitesini oldukça bozan bir durum olduğu için ve beslenme problemleri olduğu durumlarda da işte bu besleme tüpleri uygulanırken yine reflü ameliyatları uygulanıyor. İlerideki olası akciğer nakli durumunu da garantiye alabilmek için. Peki son 2-3 dakikamız kaldı. Şöyle toparlarsak, reflülü çocuklarda dünyadaki operasyon olasılığı, yani 100 reflülü çocuktan kaç tanesi ameliyata gidiyor? %100 değil, daha yüksek oranlar diyebiliriz. Yani bütün çocuklar için neredeyse 10.000'de bir çocukta belki ameliyat gerekiyor. Genel popülasyonu düşündüğünüzde. Bu oran 1 yaş altında özel durumlu, tabii altta yatan başka sorunlarda daha biraz daha yüksek oluyor. Binde birlere kadar düşebiliyor. Hani böyle %10'da kesirlerle değil, daha yüksek kesirlerle çalışıyoruz. Biz çocuk cerrahisi binde bir, malum. Onda bir oran. Ama binde bir bile yüksek bir oran düşünürseniz. Çok yüksek bebekler için. Peki operasyon sonrası herhangi bir sıkıntınız oluyor mu? Yani teknik olarak operasyonda bir sorun yok. Arkasından son olarak onu sorayım. Ameliyat olmuş çocuk, reflüsü bitti ama başka problemler çıkabilir mi karşımıza? Çıkacak belli bazı ameliyatla ilişkili komplikasyonlar olabiliyor. Bunun en sık görüleni eskiden %10'larda olan artık %0'lara kadar indirilen mükemmel Nissen ameliyatları değişiklikleriyle nüksler. Bunun yani dışında çok sıkarsın. Çocuk hiç yutamayabilir. Yani gevşek tutarsın. Çok gevşek olsa işe yaramaz. Veyahut bazen ayarladığınız şey yukarıya kaçabiliyor. Göğse yine fıtıklaşma olabiliyor. Bunun gibi oranlar %5'ler, kabul edilebilir oranlar %5'ler civarında. Ama dediğim gibi artık nükslerin %0'lara kadar indirildiğine dair yayınlar var yapılan değişikliklerle. Peki son olarak çocuk cerrahı gözüyle reflü hastalığını nasıl noktalarsın? Reflü buradan hani eve gidecek mesajları en azından belirtmek için kusan, tekrarlayan, bir türlü iyileşmeyen akciğer hastalığı olan ya da astımı olan hastalıklarda akla gelmesi gereken, büyüme gelişme geriliğine neden olacak kadar kusma olduğunda zaten ortaya çıkması kolay ama müpem hastalıklarda akla gelmesi gereken, mutlaka doktora danışılması gereken bir durum. Oldukça sık, tahminimizden daha sık. Çok sık. İlk tedavisi tabii ki ameliyat değil ama ilaç tedavisiyle eğer geçmiyorsa cerrahiden de o kadar çok korkmamak lazım. Artık eskisi kadar korkunç değiliz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler,
Çocuklarda reflü önemli bir sorun. Çocukların bence üçte birini, belki de daha fazlasını etkiliyor. Bunların binde biri ile on binde birinde cerrahi tedavi olasılığı var. Ve bu laparoskopik olarak tecrübeli cerrahların elinde. Çocuklarımızı çok da yormadan, sizleri de hırpalamadan çocuğunuzun sağlığa kavuşmasını oluşturabiliyor. Bu nedenle reflü dün cerrahi tedavisi vardır. Korkulacak bir yönü yoktur. Yan etkileri de çok azdır diyelim. Sevgili cerrahımıza ağzına sağlık deyip sizlere de esenlikler dileyerek, rejideki tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederek sözlerime son vermek istiyorum.